Liderlik, bir özellikle çok iyi olmak değil, bütün özelliklerin toplamında iyi olmak ve karizmasıyla bu özellikleri kendine özgü bir şekilde bütünleştirmektir. Atatürk, birçok liderlik özelliğini bünyesine toplamayı başarabilmiş, karşısında yer alan insanlar tarafından bile deha olarak nitelendirilen bir liderdir. Atatürk der ki, olayların gidişine bağlı kalmak bana göre kaderciliktir. Biz elbette kendimizi böyle bir kaderciliğe bırakamazdık. Tam tersine olayların nasıl gelişebileceğini gerçeğe yakın olarak kestirip karşı önlemleri düşünüyor, zamanı gelince hemen uygulamaya geçmeye hazırlanıyordum. Memleket en kısa sürede sanayileşmelidir. Bunun içerisinde kamu teşebbüsü mü, özel teşebbüs mü bilmem nesi yok. Türk milleti kaynaklarını sarf ederek bir an önce sanayileşmelidir. Avrupa'da vuku bulacak bir harbin başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya olacaktır. Sadece Bolşevizm kazanan olacaktır. 1935'te Amerikalı bir gazeteci sorar. Savaş çıktığı takdirde Amerika tarafsızlık siyasetini koruyabilecek mi? Olanak yok, dedi Atatürk. Olanak yok. Eğer savaş çıkarsa Amerikalıların milletler topluluğunda işgal ettiği yüksek pozisyonu etkili olacaktır. Coğrafi durumu nerede olursa olsun, milletler birbirine birçok şekilde bağlıdırlar. Atatürk, dünyadaki milletleri bir apartmanda oturanlar gibi görüyor. Birleşik Amerika Cumhuriyetleri bu apartmanın en lüks dairesinde oturmaktadır. Eğer apartman oturanların bazıları tarafından ateşe verilirse, diğerlerinin yangının etkisinden kurtulmasına olanak yoktur. Savaş için de aynı şey geçerlidir. Birleşik Amerika Cumhuriyetlerinin bundan uzak kalması olanaksızdır. Atatürk şu sözleri ilave etti. Bundan başka Amerika büyük, kuvvetli ve dünyanın her yeriyle ilişkisi olan bir devlet olduğundan kendisinin siyaset ve ekonomi yönünden ikinci basamaktaki bir duruma düşmesine hiçbir zaman izin veremez. Ali Canip yöntem anlatıyor. Atatürk bir akşam bizi sofrasına buyur etmeden Hitler bana bir film gönderdi. Yukarı çıkalım, seyredelim, buyurun dedi. Hitler'in yolladığı filmi bize seyrettirdikten sonra fikirlerini şöyle sıraladı ve şu sonuca vardı. Efendim, bu adam filmde de gördüğünüz gibi tiyatral bir atılış ile işe girişti. Bugün Almanya'nın bütün askeri gücü onun elinde. Yarın savaşa girecektir. O ve onun taklitçisi Mussolini savaş hazırlıklarıyla meşguldür. Evet, yakın bir gelecekte savaşa dalacaklardır. Çünkü asker değillerdir. Savaş ne demektir bilmezler. Savaş bir felakettir. Hele bu iki müttefik için mutlak ölümdür. Tarih Almanya'ya öyle bir toprak vermiştir ki o daima iki ateş arasında kalmaya mahkumdur. Körü körüne, hesapsız kitapsız bir kendine güvenme, tamamen otomatik bir ordu sistemi İlk hamlede korkunç bir kuvvet etkisi yapacak fakat bir kere bir tarafı sakatlandı mı darmadağın olacak. O çalışkan millet yere serilecektir. Ortada ne Hitler ne örgütü kalacaktır. Mussolini'den hiç sözü hacet yoktur. O efendisinin ortadan kalktığı gün yok demektir. Zeki, uzağa gören Atatürk Hitler'in sonunu göremedi. Fakat o gece benimle beraber bu sözü dinleyenler gördüler. Atatürk'ün dış politikada yazdığı mektuplar arasında Sovyetler Birliği'nde görevli Moskova Büyükelçimize sağladığı öngörü inanılması güç bir isabet içerir. Atatürk mektubunda şöyle demektedir. Sovyetler Birliği, milliyetçilik akımları neticesinde kendisini meydana getiren ulusların bağımsızlık kazanması yoluyla toprak kaybedecektir. Bağımsızlık kazanan milletlerden birisi de Ukrayna olacaktır. Sovyetler bağımsızlık kazandıktan sonra bile Ukrayna içinde yaşayan 10 bin kişilik Müslüman bir topluluk olan Abhazların haklarını korumak bahanesiyle Ukrayna'ya müdahale edecektir. Nitekim seneler 2008 yılını gösterdiğinde Atatürk'ün bu öngörüsü gerçekleşmiş ve bugünkü adıyla Rusya, Abhazya'nın bağımsızlığının uluslararası arenada tanınmasını içeren kararnameyi imzaladı. Ukrayna içinde yaşayan Abhazların da haklarını gündeme getirerek
Ukrayna'nın iç işlerine müdahalede bulundu. Rusya'nın bugün bile Ukrayna konusunda devam eden saldırgan tavrı, Atatürk'ün neredeyse bir asır önce yaptığı tahminlerin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Buradan çıkarılacak ders, geleceği tahmin etmeye çalışın. Geçmişin bugüne evrilmesini inceleyip bugünün geleceğe nasıl yansıyacağını tahmin etmeye çalışın. Rakiplerinizin muhtemel hareketlerini önceden sezme kabiliyeti edinin. Sorunları daha ortaya çıkmadan tespit edin ve tedbirlerinizi alın. Çünkü geciktiğiniz vakit sorunları çözmek zorlaşır. Atatürk der ki, ben bir eser vücuda getirdiysem milletimin kudret ve kuvvetine ve ondan aldığım ilhama dayanarak yaptım. Sizleri konuşturdum, sizleri koşturdum, yaptım. Kumandanlar emir vermiş olmak için emir vermezler. Gerekli ve yapılması mümkün olan konularda emir verirler. Emir verirken kendini o emri yerine getirecek olanın yerine koymak ve emrin nasıl yerine getirilip uygulanacağını düşünmek ve bilmek lazımdır. Bir memlekette yüzü gülmeyen insanlar çoğunlukta ise o ülkenin yöneticilerini değiştirmek vacip olmuş demektir. Gazi Mustafa Kemal 26 Ağustos günü yapılması gerekli gördüğü taarruz harekatını harita üzerinden kısa bir harp oyunu tarzında kumandanlarına da açıklamış ve cephe kumandanlarına verdiği emri yeni katılanlara da tekrar etmiş. O gece uzun yıllar Harp Akademisi'nde öğretmenlik yapmış olan 2. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa, başkumandanın taarruz planına itiraz etmiş, "Paşam, böyle bir taarruz planını ben çok tehlikeli görüyorum." demiş. Bu sözleri sükunetle dinleyen başkumandan Yakup Şevki Paşa'nın mütalaasını ve düşüncesini kabul etmemiş ve yeniden harita üzerinde taarruz planını izah etmiş ve yanındaki diğer kumandanlara da kendisine katılıp katılmadıklarını bir daha sormuş. Aldığı cevaplar kendi düşüncesiyle aynı yöndeymiş. Başkomutanlık meydan muharebesinin mutlu sonucundan sonra Gazi Mustafa Kemal, Fevzi Paşa'yı Mareşalli'ye, cephe ve ordu komutanlarını da birer üst dereceye terfi ettirmiş. Ordu kumandanlarını savaşta gösterdikleri yararlılık ve başarılarından dolayı karargahlarında bizzat tebriğe giden Gazi Mustafa Kemal, 2. Ordu karargahına geldiği zaman Yakup Şevki Paşa'nın terfi yıldızını niçin takmadığı sorusuna "Bendeniz bunu hak etmedim paşam." cevabını almış. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal, "Hayır paşam, siz savaşta büyük gayret gösterdiniz, size verilen vazifeleri tam ve mükemmel bir şekilde başardınız ve terfi hak kazandınız." demiş ve yanında bulunan Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'ya yakasındaki yıldızı çıkararak Yakup Şevki Paşa'ya takmasını söylemiş. Buradan çıkarılacak ders, yönetmek meydan okuyan, heyecanlı ve ödül vaat eden bir meslektir. Büyük yöneticilerin misyonları, küçük yöneticilerin istekleri olur. İyi bir yönetici, iyi bir vazife adamı olduğu kadar heyecanlı bir şevk adamı da olmalıdır. Yönetenler ile yönetilenler birbirlerini sever, inanır ve desteklerlerse çok zor işler, hatta mucizeler gerçekleşebilir. Kısa sürede çok iyi bir yönetici olamazsınız. Bu sürekli gelişme isteyen, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Daha az kaynakla, daha az zamanda daha çok şeyler başarabilmelisiniz. Atatürk der ki, eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder. 24 Ağustos sabahı Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan hareket etti. Afyon'un güneyinde geceyi geçirdi. 25-26 Ağustos gecesi Kocatepe'nin hemen güneyindeki başkomutanlık karargahına geldi. Şafak'la beraber saldırı emrini verdi. Ankara'dan hareket edeceği günün akşamını Keçiören'de yakın adamlarıyla geçirmişti. Ayrıldığı zaman bir hayli yorgundu. Yanındakilere taarruz haberini alınca hesap ediniz. 15. günde İzmir'deyiz demişti. Yanındakiler şaka yaptığını düşünüp hafifçe arkasından gülüştüler. İzmir'den dönüşünde karşılayıcılar arasında o gece beraber bulunduklarından bir ikisini görünce "Bir gün yanılmışım," dedi. "Ama kusur bende değil, düşmanda." İzmir'e taarruzun 14. gününde girmişti.